Merhabalar, ben İker Akanter. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hem sosyal medya üzerindeki çevremden hem de normal bireysel kendi çevremden bana sürekli demeyeyim de sık sık sorulan bir soruya cevap bulmaya çalışacağız bu videoda. Diyorlar ki ben bilgisayar mı arayayım, oyun konsolu mu arayayım? Şimdi, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu video tamamıyla benim kendi tecrübelerime dayanarak kendi kararlarımı yani kendi doğrularımı anlattığım bir video olacak. O nedenle siz farklı fikirler sunabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına karşı fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenirseniz de abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Şimdi öncelikle bana sordukları zaman bilgisayar mı alayım, oyun konsol mu alayım dendiği zaman bunun cevabını ben bilemem. Neden diyeceksiniz? Çünkü bunun cevabı sizde gizli. Kullanacak kişi sizlersiniz. Ben sizin ne amaçla kullanacağınızı, evinizde hangi elektronik cihazların olduğunu bilemem. Örnek veriyorum bir tane bilgisayarınız vardır ve oyun oynamak istiyorsunuzdur. O zaman derseniz ki bana oyun konsolu mu alayım, bilgisayar mı alayım? Şimdi oynamak istediğiniz oyunlar ne bileyim konsol oyunlarıysa o zaman konsol oyunlarına yönelmeniz lazım. Ama PC'de de olan oyunlarsa ya da ne bileyim online oyunlar işte Valorant olsun, CS:GO olsun bunu türetebilirsiniz. LOL var çok popüler bunu türetebilirsiniz de. Bu tür oyunlar oynamak istiyorsanız da tabii ki cevap PC almanız olacaktır. Ya da mevcut PC'nize çok ufak upgrade'lerle güncelleyebiliyorsanız PC'nize yatırım yapabilirsiniz. Ama örnek veriyorum evinize hiçbir elektronik ürün yok. Yani elektronik ürün yok dedim işte bilgisayarınız yok, oyun konsolunuz yok ve oyun oynamak istiyorsunuz. İşte bu noktada dediğim gibi hangi oyunları oynamak istiyorsunuz ona önermeniz lazım. Siz multiplayer ağırlıklı işte PC kanadında olan oyunlar oynamak istiyorsanız tabii ki kendinize bir PC almanız lazım. Ama yok ben işte genelde single player takılırım ya da benim arkadaş çevremin oyun konsolları var. Yani PlayStation konsolu 4-5 artık neyse konsol sahibi arkadaşlarınız var. Onlarla oyun oynayacaksınız. Tabii ki gidip Sony PlayStation almanız lazım. Sizin bütün arkadaşlarınızda Sony PlayStation varken gidip de Xbox alırsanız dımdızlak kalırsınız. Ya da işte arkadaşlarınız işte Overwatch oynuyordur mesela. Geç Overwatch konsollarda da var ama şey yapılamıyor. Crossplay yok onda. O yüzden PC'de oynuyorsa arkadaşlarınız gidip de PC almanız gerekiyor. Bir oyun konsolu almamalısınız. Ama mevcutta bir PC'niz var. Bu gelen ikinci soru bu arada. Ve bir oyun konsolu almak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben hangi oyun konsolunu alayım? Bunun da cevabı sizde. Bende değil. Ne tür oyunlar oynamayı seviyorsunuz? Mesela şimdi şöyle söyleyeyim. İyi bir bilgisayarınız var oyun oynayabiliyorsunuz zaten evi bilgisayarınız var değil mi? De? Oyun oynayabilecek bir bilgisayarınız var. Yeterli geliyor size. Şimdi tutup da gidip de bir Xbox almanızı ben önermem. Neden? Çünkü Game Pass hem PC'de var hem Xbox'ta var ve %80 aynı oyunlar geliyor. Hatta Xbox'a özel oyun diye bir şey kalmadı artık. Çıkan oyunların hepsi PC'ye de aynı anda çıkıyor. Sadece Game Pass'teki Xbox kanadında daha fazla oyun var PC'ye göre ama genelde işte arcade tarzında çok fazla arayacağınız oyunlar olmaz. Exclusive yani. Yeni çıkmış 3A demiş, triple A dediğimiz oyunların hepsi PC'ye de aynı zamanda Xbox'la birlikte geliyor. O nedenle oyun oynayacak bir PC'niz vardır ve bir konsol almak istiyorsunuzdur. Bu noktada ben size, siz bana yönelttiğiniz soruya karşılık ben size bir soru yöneltiyorum. Bu soruyu da sizin kendinize sormanız lazım aslında. Ben oyun konsol almak istiyorum, ne alayım sorusunu düşündüğünüzde kendinize ikinci olarak şu soruyu sormanız lazım. Ben ne oynamak istiyorum? Ben mobilize oyun oynamak istiyorum. Ben çok seyahat ediyorum diyorsanız tabii ki işte Nintendo Switch olabilir. Ondan sonra işte ikinci el oyun konsollarına bakabilirsiniz. Handed konsollar var. Ama şu anda en popüler olan, güçlü grafiklere sahip olan el oyun konsolu Nintendo Switch. Yok. Ben işte gezmeyeceğim. Evde oynayacağım. Televizyona bağlayacağım. Büyük ekranda oyun oynayacağım diyorsanız da işte bu noktada oynayacağınız oyunlar da yaşıyor. Bildiğiniz gibi Sony'nin oyunları e, ee, exclusive yani nasıl tarif edeyim size. Gerçi artık birçok oyun PC'ye de çıkmaya başladı ama ilk başta Sony'e çıkıyor. PC'ye yıllar yıllar sonra geliyor. Mesela God of War yeni geldi. Daha 4 yıllık oyun 2016'da mı çıkmıştı? 2017'de mi çıkmıştı? 4-5 yıllık oyun PC'ye yeni geldi. Çıktığında oynamanın keyfi başka. Mesela Spider-Man oyunları tamamen Sony'e özel PC'ye çıkmıyor. Çıkacağını da zannetmiyorum. Çünkü Spider-Man karakteri Sony'de olduğu için falan filan. Neyse uzun konular konumuz bu değil. Ne oynamak istiyorsunuz ve arkadaş çevreniz varsa ne kullanıyorlar. Bu noktada sizin tercih edeceğiniz konsolu bunları göz önüne alarak tercih etmeniz lazım. Şimdi gönül ister ki tabii ki her oyun konsolundan birer tane olsun. PlayStation 4'ünüz de olsun mesela 5'iniz olsun. Hadi güncel konuşalım. Xbox Series X'iniz de olsun. Çok muhteşem bir PC'niz de olsun. Yani gönül tabii ki bunları da ister ama şu anki çip krizinden dolayı fiyatların yükselmesi ve ülkemizdeki dövizin anormal bir şekilde yüksek olmasından dolayı çoğu insan artık her oyun konsoluna sahip olamıyor. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Her çıkan oyun konsolunu alırdım eskiden ama artık alamıyorum. PlayStation 4'ü de ilk çıktığında aldım. Ondan sonra işte Xbox'ı da gittim aldım. Ama ne yazık ki Xbox One'ı bu arada. Ama Series ya da PlayStation 5'i alamadım hala. 7000 TL'den piyasaya girdiğinde dedim ki bir oyun konsoluna bu kadar para verilir mi? Aslın hatasını yapmışım. Verilirmiş o dönemde çünkü şu anda o fiyatları asla bulamıyoruz. Konumuz bu da değil. Dağıtmayayım. Konumuz oyun konsolunu bilgisayar mı? Hangi konsol? İleride bir soru daha, daha ekleyeceğim ben. Oyun konsolu seçiminizde yine kendiniz cevap vereceksiniz. Dediğim gibi şimdi kaliteli oyun oynamak istiyorsanız açık ve ne söyleyeyim. Sony'nin oyunları bana daha çok hitap ediyor. Xbox'ın oyunları dediğim gibi PC'de de olduğundan dolayı ya da ne bileyim. E, Xbox dediğim zaman benim aklıma gelen Gears of War, Forza Horizon, Halo. Halo pek bana hitap etmiyor açıkçası. Konusunu falan da çok beğenmedim. Oynadım bu arada ama çok beğenmedim. Gears var çok güzel bir oyun. Yani onu herkes oynaması lazım öyle söyleyeyim. Türü sevenler için. E zaten araba yarışı dendiği zaman çok fazla bir seçeneğimiz yok günümüzde. Need for Speed'ler yerlerde sürünürken Forza gayet eğlenceli güzel bir oyun. İki tane oyunu var abi. Ama iş PlayStation kanadına gittiği zaman muhteşem bir oyun kütüphaneniz var. O nedenle benim önerim Sony kanadı olur ama dediğim gibi asıl sorunun cevabı sizde saklı. Oyun çevreniz, arkadaşlarınızda hangi konsollar var ya da siz hangi konsolun oyun kütüphanesinden zevk alıyorsanız o oyunu almanız lazım. Şimdi diğer bir soruya geçelim. Bilgisayar alacaksınız. Bana soruyorlar ki işte ben oyun oynayacağım. Notebook mu alayım, desktop mu alayım? Yani masa üstü mü alayım, diz üstü mü alayım? Bunun da cevabı sizde gizli. Yani... Ben müneccim olmadığım için bu soruların cevaplarını bilemiyorum. Bunlar tamamen sizin kullanım alanlarınıza ve zevklerinize bağlı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir oyun bilgisayarı dediğiniz zaman 15 kağıttan başlıyor. Notebooklar için söylüyorum. 15.000 liraya aynı fiyata desktop yani masaüstü alırsanız daha kuvvetli bir bilgisayar alırsınız. Güncellemelere yani upgrade edilebilmeye daha açık olur. Ama Notebook'un şu avantajı var. Mobilite geziyorsanız örnek veriyorum işiniz gereği sık sık geziyorsanız ya da hem öğrencisinizdir okula götürüyorsunuz yurda ya da eve getiriyorsunuz yani yanınızda sürekli bir bilgisayar taşımanız gerekiyorsa ve ben taşıdığım yerlerin hepsinde oyun oynayacağım diyorsanız tabii ki o zaman notebook sizin için daha mantıklı. Ama diyorsanız ki ben evet mobilizeyim ama benim çok güçlü bir bilgisayara ihtiyacım yok mobilize olduğum zamanda. O nedenle ben oyun oynayacak güçlü bir bilgisayar istiyorum diyorsanız o zaman desktop almanız lazım. Ya da ben hiç mobilize değilim birader. Ben ayda yılda bir kere alırım bilgisayarımı. Giderim arkadaşımın evine. Eskiden bu vardı. Artık yok internet hızlandı çünkü. Baharda olduğunu varsaydım LAN party yapın. Götürürüm. Onun haricinde bilgisayar evde durur. Odada monitöre, televizyona bağlı kullanırım. Diyorsanız tabii ki notebook almayın bir masaüstü bilgisayar alın. İleride ekran kartını bir değiştirirsiniz, bir kaç yıl daha kullanırsınız. RAM takviyesi yaparsınız. SSD'sini, diskini değiştirirsiniz, fazlalaştırırsınız. Notebookların bir şeyinde bu. Çünkü notebooklarda NVMe ya da SATA portları sınırlı olduğu için diski çıkartıp yüksek kapasiteli disk takmanız lazım. Ama PC'lerde yanına bir tane daha disk takarsınız. Kapasitenizi arttırırsınız. Yani upgradeable yani güncellenebilir olması masaüstü bilgisayarlarda daha rahat, daha yüksek. O yüzden eğer mobilite ihtiyacınız yoksa oyun notbu almanıza gerek yok. Ya da atıyorum işte bütçeniz 20 bin lira. 20 bin liralık bir oyun bilgisayarımı alayım derseniz benim önerim 15 bin liralık bir desktop alın. 5.000 liralık notebook alın. Notebooklarda Mac mi alayım, işte PC mi alayım, yani Intel ya da AMD tabanlı. Bir X86 tabanlı bir işlemci mi alayım yoksa işte Mac mi alayım diyorsanız o konu bambaşka. O konuya bu videoda girmeyeceğim. Talep gelirse onu da konuşuruz. Hangisi sizin işin işinize gelir ona göre karar verirsiniz. Şimdi neyi konuştuk? Bilgisayar mı alayım, oyun konsolu mu alayım konuştuk. Hangi oyun konsolunu alayım konuştuk. Bilgisayarda desktop mu alayım, masa işte notebook mu alayım onda konuştuk. Ne kaldı geriye? Bana göre bir şey kalmadı. Evet yani çok uzatmak istemiyorum bu konuyu. Çok da uzun uzadıya konuşacak bir konu değil. Dediğim gibi cevabı sizlerde saklı. Sizin kullanım alanlarınıza ve kullanım ihtiyaçlarınıza bağlı olarak seçmeniz gerekiyor. Eğer mobilite ihtiyacınız yoksa ve Nintendo Switch'in oyunları sizin ilginizi çekmiyorsa Switch'i kafadan eleyin. Hatta şöyle söyleyeyim ben Switch ile ilgili birçok video çektim. Bayağıdır. O konudan da beni tanıyorsunuzdur. Ben Nintendo Switch'i Mortal Kombat 11'i mobil oynayayım diye aldım. Ve Doom'u 2016 Doom'u mobil oynayayım diye aldım. Mortal Kombat'ı çok oynadım. Güzel ama Doom'u oynayamadım. Çünkü cihaz yetmiyor abi oyun için. O yüzden ilk başlarda çok pişman olmuştum. Ya dedim bir dünya para verdik bu oyun konsoluna. Bu oyun konsolunu dedim bir tek oyun oynamak için dedim aldık. Ondan sonra gel zaman git zaman biraz zaman geçti. Dur dedim şu cihazı ben birazcık kurcalayayım bakayım internette ne var ne yok. İnternet Switch videoları da böyle doğdu bu arada. <laughs> bu videoya onu da eklemiş olayım. Tamamıyla ee, durduk yere oluşan bir kanal, bir komünite olduk biz. Rastgele oluştu. Mortal Kombat 11 uğruna oluştu bu komünite öyle söyleyeyim size. Teknoloji Hoca Odası, Discord olsun, forum olsun, YouTube olsun, gaming kanalı. Normal teknoloji kısmı tabii ki onunla ilgili değil ama gaming kanalı. Mortal Kombat 11 sayesinde oldu. O nedenle buradan yapımcılarına da teşekkürlerimizi sunalım hep birlikte. Eğer benim anlattıklarımla ilgili karşı düşünceleriniz varsa videonun başında söylediğim gibi lütfen videonun altına yazın. Karşılıklı konuşalım saygı çerçevesi içinde. İstiyorsanız Discord sunucumuza gelin. Orada konuşalım. Teknolojiodası.net forumda konu açın. Orada tartışalım. Instagram'a gelin. Orada tartışalım. Hiç fark etmez. Kanala da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.